Ozat Hamrakulov. Assalamu alaikum Ozat wa hocam. rahmatullahi wa barakatuh. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz, icazet verirseniz ilk iki sorum var. Tamam, bismillah. Birincisi, adam tavba kılgenden ki, o şey günahını kılmadım değişken hakkı var mı? Yani cemiyet arasında. İkincisi, ota bilen farzan muamalası da. Farzan hamma ibadetlerini yakışık kıladı. İhsanlar gücüden yakışık, ihsanlarını yakışık kıladı. Lekin otası bilen muamalada kelgende sel süskeşlik kıl yaptı. Bunge kanday nasihat kılardınız? Ho, birincisi, insan kıyan günahlarından tavba kılsa. Tavba kılsa ve uşa günahlarını keyin, uşa günahlarını ben kılmagen ben dese boladı mı? Odatda, bana şu halat, müminin, müslümanın başkalar bilen boladigen muamelerdeki ibretige bağlıq. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir günahını kılıp, günahtan tavba kılgen insanını huddiki günahı yok degenler. Ettaibu mine zembi kemen le zembe lehu degenler. Günahtan tavba kılgen adam huddi günah kılmegendik. Bana şunu itibarga alıp ulamalar aytadı ki bir bendenin günahı başka bendelerden diktirgen bolsa. Mesela bazı adam yaşlıgıda her işli günahlarını kıyan. Lekin tavba kıyan, onun günahları özünün dairesinde kap gitken. Şimdi o başka bir oranlarda, onu başka adamlar yakşı insan sıfatı da kuruyordu. Arkadaki günahlarını hiç kim bilmiyordu. Ne mi buldu? Bu adam arkadaki günahlarına tavba kıldı. Allah subhanahu wa ta'ala bunun tavbasını İnşallah Rabbil Alemin kabul kılıp, bunu bir yoldaki adamlarının közü de günahı yok diye koydu. Satır kıldı. Allah Subhanahu ve Teala satır kıldı. Sittir sıfatı var Allah Teala'nın. Günahlarını bir kitti. Bendeni başka bendelerinin aldığı da yüzünü şuhut buluştukiden hasradı. Bu Allah'ın uşa bendeye nispeten rahmeti hesaplanadı. Şimdi bende özü o günahlarını açmazdı ki gerek. Eğer bende yine uşa günahlarını açadıken bulsa, uşa günahlarını kılgenliğini aytip kayırlarda da fahırlansa, o günahlar yana kılgendik yazılır. Şunun için, günahlarını bende özü esiden çıkarmamak gerek. Nadamat sıfatı da, ey parvardigara falan günahlarını esimde durup da, ben ularga tavba kıgenmem deyip, Allah bilen özü ortasında tavba, nadamatını devam ettiriş gerek, lekin başka bendelerge onu açışlığı şartmaz. Tasavvufta bir acayip gap var. O gap şundan ibaret ki aşkara günahtan yeşirin aşkara savaptan aşkara savaptan yeşirin günah yakşı degen lügat cümle. Bu mutlak manada hemme özüce tasavvur, tahlil kıpkete degen gapmez. Bunun manası var. Aşkara savabden köre yaşadığın günah yakşı degen de aşkara savab ne derse riyaya kıl niyetken savab. Adamlarını közüge riya için aşkar kıl niyetken savablar. Falan işini kıldım deyip adamlarına özünü kıl niyetken savabını kursatış. Bu riya bu geldiği için onun ameli, onun savabı habete boladı. Yokka çıkadı. Lekin yaşırın günah yakşı degeni bir günahını kıgansız o, yaşırın kapketken. Uzingiz onu yaşırın halde üşleysiz, nadamet kılasız, günahtan tavba kılışlık, Allah Teala onu keçirişlikini umit kılasız. Lekin başkalar gibi onu aşkar kılmıyorsunuz. Yaşırın halde kapketti o. Yaşırın halde Allah'a tavba kılgeniniz için Allah Teala onu acirge aylantırış ihtimali var. Ulaike yubaddilullahu seyyiatihim hasene. Kur'an-ı Kerim ayet eder bunu.
ular o'sha sayyiatlari, orqada qilgan gunohlarini Alloh taolo tavba qilganlari uchun hasanotga aylantirib oladi. Yubaddilulloh, Alloh taolo badal qiladi, o'zgartirib oladi. Hasanatihim sayyiat, sayyiatihim hasanat. Yomonliklarini yaxshilikka o'zgartirib oladi. Yashirin qolgan gunohidir u. Allohini o'ziga tavba qilgan, boshqa odamlarga oshkor qilmagan. Oshkora savob dan ko'ra bu yaxshi degani o'sha yashirin tavba borligi uchun, nadomat borligi uchun. Oshkora savobda minnat bor. Alloh taolo minnat qilganlarni amallarini yo'qqa chiqaradi. Alloh taolo muhtoj emaski bandalarning qiladigan yaxshiligiga. Yaxshilik qilsak o'zimiz uchun qilganmiz biz. Birovga minnat qilishimizdan nima foyda? Deyiladi. Shuning uchun qilmadim, qilmaganman u ishni deyish to'g'ri. Ya'ni tavba qilganman, Alloh taolo u tavbalarimni inshaalloh qabul qilgan bo'lsa, u gunoh mening bundan keyingi hayotimda yo'q, lekin o'zimda nadomat bor. Alloh taolo inshaalloh kechirganmikin degan duo, nadomat, istig'for davomiy bo'ladi. Bu ma'noda shunaqa tavsiya qiladi ulamolar. Endi bir inson ihsoni bor, xayriyasi bor, boshqa insonlar bilan muomalasi yaxshi, otasi bilan muomalasi yaxshi emas. Bu inson tavba qilish kerak, chunki otasiga yaxshi muomala qilmagan insonning boshqalarga qilayotgan yaxshiligi qabul hisoblanmaydi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat. U zot aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan so'radim deydilar. Ayyul a'mal ahabbu ilalloh. Alloh subhanahu va taologa eng mahbub bo'lgan, suyukli bo'lgan amal qaysi? So'radim deydilar. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam as-salatu ala vaqtiha dedilar. Vaqtida o'qilgan namoz dedilar. Birinchi. Summa ayyu, keyin qaysi deb so'radim. Summa birrul validayn dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilish. Summa ayyu, keyin yana nima deb, undan keyin qaysi deb so'radim. So'radim desalar payg'ambar alayhi salam summa al-jihadu fi sabilillah dedilar. Al-jihadu fi sabilillah. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilarki, agar yana so'rayverganimda yana aytaverardilar. Shu bilan kifoyalandim deganlar. Bu hadisni sharhida ulamolar aytadi. Nimaga payg'ambar alayhi salatu vasallam amallar ichida eng afzali qaysi deganda iymonni aytmadilar, namozni aytdilar. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallamning xususiyatlari javomiul kalim ekanliklarida. Qisqa gap bilan juda katta ma'noni o'z ichiga oladigan jumla tuzganlari. Chunki iymon eng afzal amal desalar bo'lardi, o'zi iymon eng afzal amal, boshqa rivoyatlarda iymonning afzalliyatidan shubha yo'q, rivoyatlar bor. Kim la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa jannatga kiradi. Amal keyingi o'rinlarda keladi, iymondan keyin sanaladi. Nimaga namozni sanayaptilar bu hadisda desa, ulamolar aytadiki, namoz banda bilan Alloh o'rtasidagi amallarning markazida turadigan narsa. Namoz topilsa, namozni iymonlik odam o'qiydi degan. Namoz topilsa, boshqa muomalalarning barchasi namozga ergashadi. Boshqa bir rivoyatda avvalumma yuhasabul abdu yawmal qiyamati hiya sala. Qiyomat kunida bandaning birinchi hisob kitob qilinadigan amali namoz. Fa in wujida tammatan qubilat hiya wa sa'iru amali. Agar namozi mukammal topilsa, qolgan amallari keyin bunga ergashtiriladi. Wa in wujidat naqisatan ruddat hiya wa sa'iru amali. Agar namozi nuqsonli topilsa, namozi unga qaytarilib, qolgan amallari ham qaytib beriladi. Namozni markazda sanab qo'ydilar. Markazlashgan ibodat bu. Namozi topilsa-yu, qolgan amallari unga ergashadi. Bir insonning namozi topilmasa, qolgan amallarining ahamiyati yo'qqa chiqib boshlaydi. Shuning uchun namozni sanadilar. Bandalar bilan bandalar o'rtasidagi muomaladan bu bobdan bandaning eng yaxshi Alloh nazdidagi mahbub amali nima deganda birrul validayn dedilar. Siz yer yuzida yaxshilik qilishlikka eng haqli inson sifatida
ota onangizdan boshqa odam topolmaysiz. Siz endi ota onangizga ki yaxshilik qilsangiz, boshqa odamlarga yaxshilik qilganingizni ma'nosi chiqadi. Bu odam deydi, ota onasiga yaxshilik qilgan odam. Bundan boshqa odamlarga yaxshiligi samimiy bo'ladi, to'ppa to'g'ri. Chunki ota onasiga yaxshilikni o'rniga qo'yib qo'ygan bola bu. Deyiladi. Deyiladi buni. Endi farazan bir inson otasiga yaxshilik qilmayapti. Onasining duosini haqqini ado qilmayapti. Ota onasiga yaxshilik qilmayaptimi? Bu odamning boshqalar bilan bo'ladigan yaxshi muomalasi samimiy bo'lishi mumkin emas. Otasiga yaxshilik qilmagan odam qanaqasiga boshqalarga qilgan ishini yaxshilik deb nomlay oladi? Mana shuni aytdilar payg'ambar alayhi sallatu vasallamning jumlalarining mo'jizaligi shunda. Ota-onaga yaxshilik qilish dedilar. Bu bilan butun yaxshiliklarning markazida insoniy muomalalarda birinchi o'rinda ota-ona turishligini ko'rsatdilar. Ota-onaga ki yaxshilik qila oldingizmi? Sizdan boshqalarga bo'lgan yaxshilik samimiy qabul qilinadi. Ota-onasiga yaxshilik qilmagan odamning boshqa odamlarga qilayotgan go'zal muomalasida makr bor. Xiyla bor. Shaxsiy manfaat bor. Riyo bor, sum'a bor. Har turli narsa bor uning ichida. Nimaga? Ha, bu odam ota-onasiga yaxshilik qilmaydi-yu, otasiga do'st bo'lmagan sanga do'st bo'ladi. Deyiladi bu. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam ota-onaga yaxshilik qilishni zikr qilib qo'ydilar. Bu savol bergan birodarimiz do'stingizga, birodaringizga aytingki, eng birinchi o'rinda hamma yaxshiliklarning boshida ota-onasiga yaxshilik qilish turishligini tushuntiring. Ota-onasiga yaxshilik qilmagan odamni dunyoda ham oxiratda ham holi yomon bo'lishligini o'qitiring, tushuntiring. Hadis sharifning uchinchisida summa ayyu dedilar, inson dunyoda rashk qilib, qizg'anib, meniki bu deb himoya qilishi kerak bo'lgan narsalari ko'p. Bular ichida eng markazda turadigani dini, iymoni. Inson dinini, iymonini muhofaza qilishlik uchun jonini fido qila olsa, bu inson yurtini ham, vatanini ham, nomusini ham, ahli ayolini ham, musulmonlarni ham himoya qilish uchun layoqatli insonga aylanadi. Dinini himoya qilmagan odam, dinini rashk qilmagan odamning qolgan narsalarni rashk qilishligi samimiy bo'lmaydi. Samimiy bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhi salom al-jihadu fi sabilillah dedilar. Amallar ichida eng uchinchi miqdorda, ya'ni bir inson himoya qilishi kerak bo'lgan eng katta zaruriy ish narsalardan biri dini, iymoni. İmoniga rashk qilgan odamdan boshqa hamma yaxshiligini kutsa bo'ladi. Shuning uchun buni markazda sanab qo'ydilar. Mana bu rivoyatlardan ota-onasiga muomalada go'zal bo'lish eng zaruriy ishlardan ekanligini tushuntirish kerak. Ota-onaga yaxshilik qilmagan odam boshqaga do'st bo'lishi qiyin.